Allah Allah. Bu işte bir gariplik var ya. Yaklaş bakayım bir. Evet. O benim bulduğum yemi. Kanadımı aldım. Hatta şu da benim yol, çektiğim yol. Bakayım iniyor. Devam ediyor. Devam ediyor. Devam ediyor. Evet. Peki bu benim bulduğum gemiyse ve ben entteysem tavuğun burada ne işi var? Severek takip ettiği Lootcraft'ın 12. bölümüne hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız? Epey iyisinizdir inşallah. Sonunda beklenen farm geliyor. Şu an yerdeki bloklardan da anlaşıldığı gibi Ent'teyim ve bizim ejder kestiğimiz yerdeyim. Peki tam olarak neredeyim? Şöyle bir F5'ten yine bir çıkalım, bir farmer atasözü. Kafam döndü ya, bu dışarı bakmak neymiş? Şimdi şu gördüğünüz kule, şu F1'de bir açalım. Elimize balığımızla kazmamızı alalım. Şu kule arkadaşlar benim portalıma giden, hemen yanı başımda duran kule ise Murat abinizin kulesi. Şimdi bunlar yan yana. Ve bu portallardaki olayımız şu arkadaşlar. Biz farmı Ent şehrine kuracağız. Ent şehrindeki benim portala Wither sıkıştıracağız. Murat abinizin portalı ile benim portalım birbirine çok yakın. Arasında 200 blok var. Dolayısıyla Ent şehrindeki benim portala Wither sıkıştırınca benim kulem artık kullanılamaz hale gelecek. Biz de şöyle bir yöntem kullanacağız. Wither'ı sıkıştırdığımızda orası bizim farm bölgemiz olacak. Ve farm bölgemize Murat abinizin kulesinin, yani Murat abinizin portalından geçmiş olacağız. Güzel bir yöntem oldu. Peki neden farmı Ent şehrine kurduk? Bunun iki nedeni var arkadaşlar. Birincisi Ali abinizin, yani serimizin Enderman farmını kullanmaya devam etmek için. İkincisi ise belki ilerleyen süreçlerde tekrar ejder canlandırıp belki canlı yayın falan ejder kesebiliriz. Şimdi dilerseniz farm bölgesini bir geçelim arkadaşlar Murat abinizin kulesinden. Ve Murat abinizin portalından geçtiğimizde bizi ufak bir base karşılıyor. Base bir diyebiliriz. Şöyle kanadıma bir çıkarayım. Şuna bir çıkarayım. Ve kabağımızı giyelim. Neden? Çünkü Enderman'a baktığımızda bize targetlanmasın. Ve buraya incisiz geçmenin de kolay yolu, bildiğiniz gibi 1.14'te tuzak kapıları sayesinde bir bloğa eğilebiliyoruz. Ben de şöyle ufak bir platform yaptım. Hatta şu kabağı bir çıkarayım, böyle göstereyim. Şuradan Murat abiniz yapmış. Üstüne çıkıyorum arkadaşlar. Buraya tuzak kapısını koydum. Tamam, şimdi giyeyim kabağımı. Bunu açtığım an altını yiyorum ve
ileri yavaş yavaş giderek portaldan geçiyoruz. Şimdi Murat abinizin, şöyle hemen kabağımızı çıkaralım hemen. Bu portalın altındaki yeri ben komple bir kulübe şeklinde şey yaptım. Yine aynı şekilde bakın burada da tuzak kapımız var. Bunu kapatalım. Yine buradan giderken ben bu yolu kullanıyorum. Arkadaşlar ister bu yoldan gider ister uçarak şey yapar. Gördüğünüz gibi böyle bir yerimiz var. Böyle küçük bir ufak base'imiz var Murat abinizin yerine. Yani sandığı attım. Lazım olur diye buraya bir sandık attım. Bir de çalışmaması hızımıza. Buradan devam ediyoruz. İsteyen direkt yukarıdan kanadıyla uçarak gidebilir arkadaşlar. Şimdi olayımız şu. Portal şu tarafta, benim portal. Bu Murat abinizin portalı ve bu ikisinin arasında tam 200 blok var. Direkt portala gitmeyeceğim çünkü şu an Wither canlı değil ama Wither canlı olduğunda bize targetlanır ve hem ölebiliriz hem farmın patlamasına sebep olabiliriz. Dolayısıyla ben adalardan adalara köprü çekerek bu farma gideceğimiz yolu çektim. Şimdi ben hızlandırma ile birlikte hemen bir farma gideyim. Siz burayı hızlandırma ile izleyin. Bu arada benim portalımdan bu tarafa geldiğimde en şehrim şu taraftaydı arkadaşlar. Hatta şöyle göstereyim, hemen üstünde gemi var. Şehrin bir tane bloğu da kalmış hatta burada. Komple yıktım. Orada bir tane bloğu kalmış. Tam olarak buradaydı arkadaşlar. Burayı Trident Farm'ına harcadım. Devam edelim. Şimdi farm bölgesine geldim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ben bu farmı kurmak için buraya kırık taşlardan bir alan yaptım ve tam farmın baktığı karşı bölgeye bir köprü çektim. Yani bizim şuradan bir farm girişimiz var. Şimdi dilerseniz arkadaşlar Creative dünyasında farmın yapılışına geçebiliriz. Şimdi arkadaşlar gelelim farmı kurmaya. Farmı nereye kuracağız? Öncelikle bu farmın en verimli olması için kesinlikle Enderman farmı destekli olması lazım. Çünkü Ant'te koşulsuz şartsız devamlı spawnlanan tek mob bildiğiniz gibi Enderman. Şimdi arkadaşlar burası benim Creative'de Creative dünyamda işte farmlarımı, boyutlarımı tasarladığım dünyanın Ant'i. Hatta yumurtası bile duruyor, bakın ejderhasını öldürdüm, yumurtası bile duruyor ve dikkat ettiyseniz her yer su dolu. Neden? Çünkü farmımın verimli olmasını istediğim için hiçbir yerde Enderman doğmasını istemiyorum. Hatta bunun iç kısımlarında bile su var. Işıkla yapabilir misiniz? Tabii ki yapabilirsiniz. Ama şöyle bir sıkıntısı var. Dediğim gibi Wither eğer ateş edebileceği bir mob bulamazsa canının sıkıntısına ya da kendini kurtarmak için rastgele ateş etmeye başlıyor ve bunun sonucunda da hani ateş ettiği yerlerde aynı ayın üzerindeki gibi delikler oluşuyor. Eğer ateş ettiği yerler torca denk gelirse, ki gelir, orada da karanlık oluşursa bu arada Enderman spamlanmasına sebep olur. Dolayısıyla ne olur bu sefer? Bizim Wither'ımız farmdaki Enderman'leri bırakıp oraya targetlanır ve farmımız verimsizleşir. Şimdi gelelim farmımızı yapmaya. Şöyle yapacağız arkadaşlar. Elimi şu bloğu alayım. Şimdi bu Wither'ı sıkıştıracağımız portal arkadaşlar. Bu arada sizi ilk ejderi öldürdüğünüz adadaki portal. Benim farmı kurduğum yer ise bizim Noobcraft'ta bu portaldan geçince gittiğim dünya. Yani End şehrini kurdum ben. Sizle de zaten bahsetmişimdir bundan. Buradan tekrar bahsetmiş oldum. O zaman farma tekrar devam edelim. Şimdi bu portaldan şöyle bir blok aşağı ineceğiz, tamam mı? Şuraya geldim. Şimdi portala izad oldu mu? Bunun aşağı inmemine de, hatta bir aşağıdan da yapabilirsiniz, daha güzel olur. Wither ateş ediyor ya. Ateş ettiği yerdeki hani Enderman ya da siz tavuklu kurduysanız tavuğu tam görebilmesi için. Her neyse buradan 32 blok gidiyoruz arkadaşlar. 30, 31, 32. Evet, 32. bloğa geldik arkadaşlar. Farmımızın alanı 32. blok değil. 32. bloktan bir sonraki blok olacak. Elimize Bedrock'ı
Bedrock diyorum ya. Obsidian alıyoruz. Bedrock almamız mümkün değil. Şimdi Obsidian alacağız, bir kare döndüreceğiz. Fakat nasıl bir kare olacak? Bildiğiniz gibi 9'a 9 bir karede köşelerden su koyduğunuz zaman tam ortaya toplanacak şekilde bir yuvarlak olur. Ve biz bunu Hunilerle kuracağız. Ama Huni'den önce Huni'nin etrafına, Huni kırılmasın diye Obsidian'dan bir çerçeve yapıyoruz. Şöyle ki 11'e 11'lik bir çerçeve yapacağız. Hemen ben o çerçeveyi bir oluşturayım, daha net anlayalım. Tamam, 11'e 11'lik çerçevemizi oluşturdum arkadaşlar. Yani böyle bir çerçevemiz olacak. Ve bu çerçevenin tam ortası da burası. Çerçevenin iç kısmı ise 9'a 9'luk bir kare arkadaşlar. Şimdi şöyle yapacağız. Önce Huni'mizi bir elimize alalım. Çünkü Huni burada bize epey yardımcı olacak. Vidurgüllerini toplamada. Şimdi şuradan şöyle bir yerini belirleyelim. Buradan artık arkadaşlar, şöyle ben bir çekeyim de. Siz ne tarafa götürürseniz. Ben mesela. Ha bir de şu da önemli. Farmı kuracağınız yer kesinlikle, yani eğer siz kendi survival dünyasında direkt ejderi kestiğiniz yeri kuracaksanız kara parçası olsun. Çünkü işinizi çok kolaylaştırıyor. Ben farmı kurmak için önce gördüğünüz gibi videonun başında kırık taşlardan bir alan oluşturdum. Hatta benim toplama yerim de epey bir dar oldu. Orayı size gösterdim mi bilmiyorum ama epey bir dar oldu. Her neyse devam edelim. Bu toplamda düşen itemler ortaya toplanacak ve ortadan artık siz nereye kadar götürürseniz. Mesela buradan indirdiniz. İndiremedik. Her neyse indirdiniz. Buradan da şuradan bir delik açtınız. Ve buraya bağladınız. İşte Wither oradan ateş ettiği zaman bu şeyin end taşının altında kalacaktır ve zarar görmeyecektir. Üstünde su da var. Kolaylıkla güvende olabileceği bir yere toplayabilirsiniz. Her neyse devam edelim. Bunu da kırıyoruz. Tam ortasına aşağı gidecek şekilde bir huni bağlıyoruz. Daha sonra tam artı şeklinde, artı olacak şekilde her kenarın tam ortasından hunileri çekiyoruz. Daha sonra da arkadaşlar yapmamız gereken şu. Hep mesela bu bir kare, dörde paylaştırdık ya. Hep ortadaki hunilere bakacak şekilde bu köşeleri dolduruyoruz. Ben bunların hepsini hemen bir doldurayım. Geliyorum. Şimdi Wither'ın ateş ettiği tam karşı kenardan tam 5 blok yukarı çıkıyorum arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5. Bunun özel bir nedeni yok. Ben sadece 5 blok yüksekliğine kadar ateş etmesini istiyorum. Siz isterseniz bunu 6, 7 veya daha az 3, 4 de yapabilirsiniz. Ben 5 blok yapıyorum. Ve bu şekilde şu kenarı komple 5 blok yüksekliğinde dolduracağız arkadaşlar. Acaba doldurup bir gelsem diye düşündüm. Yoksa sizle beraber mi doldursak onu düşündüm. Ben bunu bir doldurayım. Geleyim. Bu şekilde video hızlı hızlı anlatırım isterseniz. Kolay olsun, ne dersiniz? Bunu bir doldurayım, hemen geliyorum ben. Evet arkadaşlar, 5 blok yüksekliğine kadar bu obsidyenleri de çektim. Şimdi devam edelim. Her köşeden arkadaşlar, bu arada bu farmın yüksekliği tam 40 blok yükseklikte olacak. Her köşeden obsidyenle 40 blok yüksekliğine kadar çıkmam gerekiyor. Bunları köşeye çıktıktan sonra ben birazdan yine onu hemen çıkarım da. Oraya gelmeden önce şurayı anlatmam lazım. Şimdi ne dedim? 5 bloktan ateş etmek istedim ya. 6. bloktan, yani şu 5 blok yükseleni döşedim ya. Şu 6. bloktan itibaren obsidyenle sadece 1 blok, ama tekrar çıkmanıza gerek yok. 6. bloktan itibaren de şurayı şöyle bir set çekeceğiz. Şunları 40 blok yüksekliğine kadar çıkacaksınız. Çıkmadan önce, daha doğrusu çıkın bunları. Evet, çıkmadan önce şunu yapmanız lazım. Elinize bir su kovası alın. Yine su kovası almadan önce şöyle bir tuzak kapısı kullanın. Ben tuzak kapısı kullandım. Şu noktada çıt kapısı da işe yarıyor. Açık bırakırsanız çıt kapısını da kırılmayabiliyor. Şu şekilde tuzak kapılarını koyarsanız arkadaşlar, koyduğunuz su dışına taşmıyor. Ayrıca Wither'ın ateş ettiği şeylerde direkt buradan geçiyor ve tuzak kapısına zarar vermiyor. Çok nadiren zarar verebilir. Onu da arada sırada düzeltirsiniz. En azından biz böyle yapıyoruz. Şöyle yapalım. Şuraya bir su kovası yazalım. Su yazsak yeterli. Hemen şöyle elime alıyorum.
her köşeden birer tane su kovası koyuyorum. Bakın tam çapraz geldi şuraya kadar. Bunu her köşeye uyguladığımızda gördüğünüz gibi arkadaşlar su tam olarak orta noktaya toplanacaktır. Şöyle bir orta noktaya geldi arkadaşlar. Buraya da şöyle bir su döksek mi ama kenarlara zaten su dökünce ortaya gelecektir. Dolayısıyla zaten burada su kalmayacaktır. Mesela Enderman ateş ettiğinde hani obsidiyen hiç kıramıyor diye bir şey yok. Ama kolay kolay kıramıyor. Biz kırılmasını daha da geciktirmek için bunun önüne su seti çekeceğiz. Onu da birazdan. Şimdi şunları bir ben 40. bloğa kadar çekip daha sonra arasındaki olayları göstereyim. Hani çift bloğu nasıl çekebilirsiniz. Şimdi şöyle yapıyorsunuz. Önce yanınıza bir blok koyuyorsunuz, tamam mı? Bu bir taktik olsun. Bilmeyenler için anlatıyorum. Bilenler muhakkak vardır. Bloğun üstüne çıkıyorsunuz. Daha sonra elinize çit alıyorsunuz. Çit kapısını koydunuz değil mi? Çit kapısının üstüne çıkıyorsunuz. Bloğu kırıyorsunuz. İster bu şekilde shift ve boşluk tuşuna basarak gördüğünüz gibi zıplıyor. İster bu şekilde 40. kata kadar çıkın. İsterseniz de şöyle de yapabilirsiniz ki bence böyle daha kolay ve daha zevkli. İkişer de gidebilirsiniz. İki tane üst üste koydunuz. Daha sonra sağ tuşa basılı tutarak ve sağa giderek doldurma işlemine devam edebilirsiniz. Bir de yine aynı şekilde zıplıyorsunuz. Bu sefer sola. Biraz hızlı doldurma diye düşünüyorum. Yani kolay olabileceğini düşünüyorum arkadaşlar. Arada böyle çıkabilir. Onu da baltanızla kırarsınız. Bu şekilde dördünü de bakın şunun üstünden dördünü de 40 blok yüksekliğine kadar dolduruyorsunuz arkadaşlar. Ben de bir doldurayım bunu. Komutla da yazsam şu an karşınızda yazmak istemiyorum. Hemen doldurup hemen geliyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi çit kapılarımıza döşedik. Böyle bir güzel görüntü ortaya çıktı. Şimdi yapmamız gereken şu var. Bunu böyle döşedik ya arkadaşlar. Wither'ın ateş edeceği yerin olduğu yere geleceğiz. Tam buraya. Tamam mı? Şuraya bir tuzak kapısı koyalım. Hemen şöyle bakıtarak bir de koyabilirsek inşallah. Tamam. Bunun üstüne çıkıyoruz arkadaşlar. Tamam mı? Şu şekilde gelmeniz lazım. Ve bu sırayı komple bunun üstünden kenar bu kolonlar hariç kenarda köşeler kolonlar hariç şu ön taraftan geliyorsunuz, tamam mı? Daha sonra yine shift ve boşluk tuşuna basarak bunun üstüne bir çıkın arkadaşlar. Çıktınız mı? Bir geri daha koyun. Aradan düşmeden, ben düşmemiştim hızlı çekimde izlediğinizde. Bu tarafa geçin ve şurayı kırın. Şimdi ise bunun kenarına koyun. Yani bak kolonun olduğu yere arada bir boşluk olacak. Çünkü buradan su geçmesi lazım ki buradaki siz söyleyebilirsiniz adını. Obsidyen dayanıklı hale gelsin. Ve burayı da yine doldur. Şöyle söyleyeyim. Yukarıda su aktığında su şu arada duracak. Bu boşluktan da kolonun altından akacak. Nedeni Wither ateş ettiğinde buradan su geçmesin. Engel olmasın endermenleri görmesine. Ve şu kenardan da gelip obsidyeni de kırmasın. Ben çit kapısı kullandım. Siz herhangi bir blok kullanabilirsiniz. Çit kapısını açtım da mı kullandım? Kapalı mı kullandım? Kapalıydı herhalde tahminim. Çünkü hiç açmadım. Bu şekilde kullandım. Çit kapısı daha hani hem şeyle farmla beraber uyumlu olsun hem başka blok karıştırmayayım. Kafam karışmasın diye. Bu şekilde yapıyorsunuz. Daha sonra şimdi geleceğim yukarı. Yukarıda geldiğinizde işte su bırakacaksınız yukarıdan aşağıya. Yine ister fence de yapın. İsterseniz başka bir blok yapın. Şöyle yapacaksınız. Yine su akıtmak için bunun etrafına bir çerçeve çekeceğiz ve bu çerçeveyle bizim şu çit kapılarının köşelerinin arasında birer blok olacak. Bakın hemen dibinden yaparsam yapışıyor. Bir kenarından. Şu an obsidyenle çalışmam da belki gözünüzü bozabilir. Tam net anlaşılmıyordur. O yüzden şöyle açık renkte bir blokla çalışalım. Bunu böyle koyuyorsunuz. Tamam. Ve elinize ister su kovası ister buzla çalışın ama buzla çalışmak istiyorsanız altına bir blok koymanız lazım. Çünkü kırdığınızda buz altına blok yoksa bildiğiniz gibi suya dönüşmüyor. Bunun için su kovasını tavsiye ediyorum. Şöyle en az 16 tane falan bir su kovası alın yukarı çıktığınızda işiniz rahat olur. Yani bu seviyede şuraya bir sınırsız su yapmak bilmiyorum uğraştırır ya. Yani en azından 16 su kovasıyla gelip
çalışmak daha rahat olur. Önce köşelere su bırakıyorsunuz arkadaşlar, tamam mı? Her köşeye birer tane su bırakın. Bu bir kare olduğu için hepsinde aynı işlem olacaktır. Ben bir tanesinde göstereyim. Siz dördüne birden uygulayacaksınız. Şimdi bu kareyi koyduk, tamam mı? Köşelere koyduk. Ne karesi? Köşelere birer su koyduk. Daha sonra bir boşluk bıraktım. Şuradan bak, su akıntısının kenarına bir boşluk bıraktım. Hemen yanına. Çünkü o üçerli şekilde aşağı inecektir ve arasılı olacaktır. Yine bu kenardan da bir boşluk bıraktım. Hemen yanına. Yine arasılı oldu ve gördüğünüz gibi yine üçlük bir boşluk oluştu. Bunu da tam ortasına koyduğunuz zaman burası aşağıya düzgün bir şekilde akacaktır ve bu böyle boyunca akacaktır arkadaşlar. Bunu her köşede uygularsanız, hatta şu şeyi de gösterelim. Engel mesafesini. Bakın. Köşeden bıraktığım su, şöyle hızlı ineyim. Kenarından geçmiş ve bizim şuraya değmiyor. Hızlıca bir inebilirsem. Tamamdır. Ne yapacağım abi? Su buradan akıyor. Bir boşluk bırakacağım. Çit kapısına bakarak da bırakabilirim. Yine bir boşluk bıraktım. Bakın su akıntısı buradan boşluk ve çit kapısına bırakarak aşağı bıraktım. 3'e 3'lük bir boşluk bıraktı. Buradan da bıraktığım zaman düzgün bir şekilde aşağı inecek. Buradaki çit kapılarından aşağı geçmeyecek. O da insin. Kenara akıntı devam edecek. Şimdi şöyle yapacağız arkadaşlar. Akıttık. Şuranın da su olması lazım. Burayı nasıl sağlayacağız? Şunları bir kıralım önce. Elimize bu bloktan da bir alalım. Şuna bakarak koyarsanız tuzak kapısının üstünde su olacaktır. Dolayısıyla şuna bulaşacaktır. Biz ona bulaşmasını istemiyoruz. Şöyle herhangi bir blokla yine bunun arasına bir boşluk çekebilirsiniz, tamam mı? Daha sonra buraya az önce benim yaptığım gibi böyle bir yol çekip yine su kovanızı alıp çit kapısının üstüne çıkarak, Allah'ım ya, Creative'in notebook'lara bak ya. Ya arkadaş. Çok şükür ya. Yine şu şekilde bir boşluk bırakarak, gördüğünüz gibi üçerli bir şekilde bir boşluk doldu ve ortada üçlü kaldı. Şurayı da doldurursam tamamdır. Daha sonra bu blokları kırarsanız bir şey fark ettim. Buradan değil de bir üstünden koyacağız bloğu. Yani buradan değil, hemen obsidiyenin karşısına koştuk ya, değil, çit kapısına denk gelecek. Yani şöyle olmak zorundaymış. Onu da şu an fark ettik. Hemen şöyle bir suyumuzu tekrar alalım. Yapmamız gereken şu. Yine aynı işlemi yapacağım. Bir boşluk bırakacağım. Çit kapısından geçmeyeceğiz. Çünkü çit kapısına bakmıyorum. Şuradan da koyduğumda bu artık komple aşağı inecektir. Şurayı da kıracaksınız daha sonra. Ve artık buradaki obsidiyenimiz de koruma altında. Bu 5 blok da yeteri kadar yükseklikte. Yani Wither şurayı vurmayacaktır. Ama siz daha garanti olsun istiyorsanız şuradaki 5 blok yüksekliği 6, 7, 8 hatta 9'a kadar çıkarabilirsiniz ama bence 8'i geçmeyin. Yani daha yukarı olmasın diye düşünüyorum. Hem obsidiyenden tasarruf, yani obsidiyen kazmak kolay bir iş değil. Ben bizim kuleleri bayağı bir indirdim yani. Şu kulenin bir tanesini indirmiştim. Lazım oldukça da indireceğiz artık. Belki bu yüklerde de kullanırım. Her neyse, uzattık. Burayı da böyle dolduracağız arkadaşlar. Şimdi geçelim Enderman'lerin doğacağı yere. Hadi oraya ben mi geçeyim? Tamamdır arkadaşlar. Bu tavukları da yaptım. Aslında bundan sonrası tamamıyla Enderman farmındaki yaptığımız işlemin aynısı. Sadece biraz daha farklı bloklar olacak. Elimize herhangi bir renkte cam alalım. Hiç fark etmiyor. Ben eflatun rengi kullanmıştım. Yine eflatundan devam edelim. Şöyle, pardon. Şuradan yol çekiyorsunuz arkadaşlar. Bu tavukların arkasında, tavukların içlerinde Enderman spawnlanacak. Ve arka tarafını açık bırakıyorum ki hani oradan ortaya Endermite spawnlayacağız. Endermite'i görerek onlara Endermite'i öldürmeye gitsinler ve öldürmeye gittiklerinde aşağı noktada düşsünler. Burada tavukları tam orantılamamışsın galiba, biraz daha video yetiştirmek için. Ama sorun değil. Önemli olan ortada Endermite doğurup hepsinin gelmesini sağlamak. Şimdi şöyle orta noktadan 3 blok çıkıyoruz arkadaşlar. Sonra elime farklı renkte blok alayım, yün alayım.
bu şekilde 3 blok olacak. Şöyle bir üstüne koyalım. Buraya Endermite spawnlayacağız. Şöyle yapmak istiyorum. Kaçmasını engellemek için. Şuraya da koymam lazım. Bak, orada bir de kökü nereye tıklıyorum. Şöyle. Şunu kır. Şunları kır. Tamam. Şunlar iki yüksekliğine çıkar. Şimdi. Ben Endermite yumurtası aldım arkadaşlar. Ama bildiğiniz gibi Enderman farmlarından da Endermite'i inciyle çıkarmanız lazım. Diyelim Endermite'i inciyle çıkarttınız. Buna isim etiketi vermelisiniz. Hemen, çünkü kaybolmaması için. Daha sonra isim etiketini verdiniz. Yere ray koyun. Hemen bir vagona bindirin. Burayları kırın. Aba. Hemen bir rayla onun ortaya gelmesini sağlamam lazım. Şuraya şöyle yapalım bir. Endermite'i ortaya getirdik. Tamamdır. Şu etrafını kırıyoruz arkadaşlar şimdi. Onun altındaki rayı da kırarsam o yerinden oynamayacaktır. Şu an 3 yüksekliğinde. Şu iki camı kırın. Üçüncüsü dursun. Şuraları dikkatli bir şekilde temizliyorum. Hemen altındaki rayı da kırdıktan sonra camın üstüne oturacaktır. Ve şunu kırmadan hemen üstüne de bir adet cam koyuyorum ki endermenler üstüne çıkıp endermite'ımızı öldürmesin. Daha sonra şu tavuktan itibaren arada bir blok cam kalacak ve onun önündeki camları kır. Ve bildiğiniz gibi her kenara bu tuzak kapılarını döşedikten sonra bunları ne yapacağız? Açacağız arkadaşlar. Hızlı bir şekilde yaptım tavukları. Orantısız olmuş. Normalde bu tam kare oluyordu arkadaşlar. Bizim farmımızdaki tam kare. Ve tam orta noktalara birer tuzak kapısı koyduktan sonra bunların her birini açıyoruz ve bir mob farmındaki gibi, hani yumurtayla çağırıyorduk ya, kaplumbağa yumurtasındaki gibi. Nitekim Enderman farmlarında da yapıyorlar bu taktiği. Bu arada bizim Endermite'ımız isim etiketi vermediğimiz için kayboldu. Ben onu tekrar spawnlarım. Endermite'i gören Enderman gelecek. Buradan aşağı hop düşecek. Tam orta noktada birleştiği için. Ay canlarım, siz burada spawnlanmaya mı başladınız? Neyse, burayı kırınca spawnlanamazsınız. Tam düştüğü an aynen o şekilde damage alacak. Ama Wither onun damage almasını görmeyecek. O direkt Enderman'i görünce tık tık tık. Şurayı bir temizleyelim hemen. Az yukarı yaptık. Yukarıda anlatmam gereken bir şey var. Onu da söyleyeyim. Eğer benim farmımın aynısını yapıyorsanız onu yapmak zorundasınız. Tavukları döşediniz. Wither Rose'da hazırladınız. Tam da anlatacağım şey şuydu. Şu köşelere bence torç atmayın. Çünkü buraya ışınlanıyorlar. Üstüne halı koyun. Hatta halıyı 3 kat koymanızda fayda var. Çünkü galiba bir katın üstüne de spawnlanabiliyor bunlar. Tabi bunu anlatacağım işlemden sonra yapın. Anlatacağım işlem de şu. Şuradaki blokları arkadaşlar kıracaksınız. Nereyi kırmayacaksınız orayı söyleyeceğim. Umarım kırmamam gereken yeri kırmamışımdır. Yok. Şurayı kırmayacaksınız, tamam mı? Şunu da şu kolondan itibaren tam kolonun denginde. Nedeni, eğer bunu kırarsanız bu önündeki bloğa gelecektir ve bizim Wither'ın ateş edeceği yeri ne yapacaktır? Kapatacaktır. Ben su gelmesini istemiyordum oraya. Dolayısıyla su gelmiş olacak. Su gelmesini istemediğim için bakın o çerçeve var ya, çerçevenin her yerini kırıyorum. Sadece Wither doğuracağım kenardakini kırmıyorum ve bunun da üstüne yine şöyle bir tane koyabilirsiniz. 3'e tamamlayabilirsiniz. Ben bir tane ne unuttum diyorum farm ile ilgili. Evet. Şöyle yapabilirsiniz. O da donmaması lazım. Su kovası hazır elimdeyken, elimde farklı bir blok varken yine ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Şöyle şu karenin içini bir boşluk bırakacak şekilde dolduruyorsunuz.
şekilde. Daha sonra elinize su kovasını alıyorsunuz. Önce köşelerden, her zamanki olduğu gibi. Buranın ikine yukarıdan bakın, şuradan. Güle güle. Daha sonra yine her zamanki gibi bir boşluk ve bir boşluk. Buralarda da yine aynı şekilde. Gördüğünüz gibi öyle de verimsiz değilmiş. 4 tane tavuktan bir sürü bir doyuyor. Daha sonra bunları kırıyorsunuz. Tabii siz bunu daha öncesinde yapın ki unutmayın benim gibi. Evet arkadaşlar, video çıkışımıza hoş geldiniz. Birazdan hayatımın en hızlı video çıkışını ve en hızlı topunu yapacağım. Dilerseniz hemen video canlandırmak için işleme başlayalım. Biraz heyecanlıyım, biraz tırsıyorum. Son işlemler kaldı. Şurada ufak adalar vardı, onları da ıslattım. Daha doğrusu sulandırdım. O ne ya? Orada tek blokta nasıl spamlandın sen ya? Neyse, sıkıntı yok. Evet, haddinden fazla heyecanlıyım şu an. Şu iskelemize çıkalım. Sen dur şimdilik, şurayı kıracağım. Ha, bu arada şeyi söyledim mi hiç bilmiyorum ama Enderman çevresinde bulunan en yakın 15 blok içerisine spamlanabiliyor arkadaşlar. Şu an Wither'la onun arası 32 blok. Buraya spamlanması imkansız kadar, bir şey dediğim anda tam spamlanıyormuş. Şu an buraya zor spamlanıyor arkadaşlar. Ondan önce ben size portal kırmayı göstermedim galiba. Onu bir göstereyim. Belki bildiğiniz de bir yöntemdir. Şöyle bir şey yapalım. Hatta şöyle bir geri duralım. Bize bir şey olmasın. Şimdi. Şöyle bir yanaşalım da ondan sonra geri çıkalım. Şimdi şöyle yapacağız arkadaşlar. Şu an dibine bir yanaşayım. Tuzak kapımı sol elime alayım. Şu karşıya bakacak şekilde tuzak kapısını koyuyoruz. Şunu açıyoruz, tamam mı? Daha sonra şurayı kıralım bir. Elimize lavımızı alalım. Tamam mı? Tuzak kapısına bakacak şekilde hemen lavı da tekrar almamız lazım. Koyuyoruz. Shift'e basmayı unuttum. Tamam. Gördüğünüz gibi kapıyı kırdık. Portalı kırdık. Hadi bakalım. Hafiften bir Yusuf sesleri gelmeye başladı abinizde. Şöyle kardeşinizle ya da kırdım abi. Şunu da kırdım. Şu lavı da bir elimden atayım artık. Birazdan nasıl kaçacağım var ya, nasıl. Pardon. Heyecan başladı işte. Şunu kırayım abi. Şunu da kırayım. Bir tık şunu koymam lazım zaten. Bunun altına da şunu çıkar. Prizmarın duvarı koyacağım. Daha sonra bunu kıracağım. Elimde suyum var mı? Hadi. O zaman ben şöyle yaparım. Bu lavı aşağı boşaltırım. Kovadan tasarruf ne olacak sanki? Def olsun gitsin o. Bir tane de lavımız olsun yani. Ya gerçi birazdan alırım o lavı tekrar. Şöyle yapmam lazım. Nasıl yapalım? O zaman şu elime kovayı direkt alayım. Şöyle koydum. Kırdım, aldım. Tamamdır abi. Bunu çıkar. Şuraya taş koyabiliyor muyum şu an? Bilmiyorum. Birazdan acayip kaçacağım ya. Şu an acayip gerildim ya. Zannedersem size de yansıyordur bu. Şuraya da bir şey koyayım. Onu şey kırar nasıl olsa. Tamamdır. Şu suyu alayım abi. Şundan üstüme gelir mi bu? Bir blok kıralım o zaman. Hatta bir blok daha kıralım. Bunu dökeceğim. Tamam, artık lavla işimiz kalmadı. Gerçi şu var. Alsam mı onu? Alalım ya, boşa gitmesin. Lavımızı tekrar aldık. Video sebepsiz yere uzuyor. Sebepsiz yere ve ben acayip heyecanlıyım. Şunu da şimdi tekrar kazmamı alıyorum.
koydum. Şimdi arkadaşlar, ruh kumunu ne yapıyorduk? Üstüne bir tane koyduk. Bir tane bize gelecek. Bir tane sağına, bir tane de soluna. Hazır mısınız? Şimdi büyük ihtimal direkt endermenlere tarıklanacak ama benim hemen uçmam lazım. Üstünde kanadım var. Şu ikiye de fişeği almak istiyorum. Şu an var ya, bacaklarım karıncalanıyor. Şuraya bir tane daha blok koyayım da hemen dibinde durmayayım. Hatta şöyle mi yapalım? Blok mu bitti? Kaçamayacağım mı? Abi acayip şey yapıyorum ya. Birazdan inanılmaz kaçacağım yani. Tamamdır. Bir yanlışlık olmasın. Altına duvar koydum. Tamamdır abi. İkinciyi de koyduk. Sen ne arıyorsun burada ya? Senin olmaman lazım. Şöyle yapalım. İkiye fişeğimi alayım. 3 2 1 Ben en iyisi dur video çıkışında alayım da buradan direkt topuk yapayım ya. Şöyle bir basayım. Arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Seriyi beğeniyorsunuz, bizi takip ediyorsunuz. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda bir dükkan gelebilir. Bir build videosu olacak zaten, sıramızda build var. Belki farm da gelir ama büyük ihtimal build olacak ve dükkan açacağım. Kendinize iyi bakın. Videoyu beğenmeyi, like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Devam edin. Bu arada köpeklerin ismine gelince Ejder ve Luffy ismini çok beğendim. Arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. İsimlerini koyduğum bir sonraki bölüm base'de onları göstereyim. Ben şu an topuk yapacağım. İnşallah ölmeyiz ve bu inşallah direkt Ejderlere, Endermenlere targetlanır. Şöyle bir F5'e basayım. Hadi bakalım. Topuk.